Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 5. haftasının 5. videosundayız. Üçgende benzerlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. En önemli yerlerden birindeyiz. Temel orantı benzerliğindeyiz. Evet sayfa 75'in son kısmında kalmıştık. Sağ tarafının bir kısmı 5. özellik yani. Sonra 76 ve 77'yi işleyeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Temel orantı benzerliği aslında Thales teoreminin bir devamıdır. Thales teoremi diye de geçer ama biz hem temel orantı hem de kelebeği ayırmak için bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi temel orantı diyor ki şunun tamamının oranı işte mavi oklarda şöyle bir oran. E'nin F'ye oranı şeklinde söyleniyor ama nereden geldiğini de söyleyelim. Çoğu özellik arkadaşlar bundan sonraki hayatınızda geometri hayatınızda gördüğünüz çoğu özellik üçgende benzerlikten ispatlanıyor. E hocam bu da benzerlik aslında açı 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 benzerliğinden ispatlanıyor. Nasıl mı? Bak şimdi bunlar paralel ya. Yöndeşlikten dolayı nokta açısı. Açılara da dalacağız ya böyle şey olduğu zaman. Uzunluklar istenildiği zaman. E hocam burası çizgiyse burası da çizgi. E, burası da ortak açı ya. Bak şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Açı açı açıdan. Hocam çizginin karşısı A'nın çizginin karşısı A artı B'ye oranı. Bak A bölü A artı B. Noktanın karşısı C'nin büyük üçgende noktanın karşısı C artı D'ye. O değiştir. Kaldığım açının karşısı E'nin karalım açının karşısı F'ye oranı. Gördüğünüz üzere nereden çıktı? benzerlik buradan çıktı. İşte bu e, her zaman böyle açı, açı açı benzerliğinde mi yapacağız? Hayır. Bu işimizi kısalttığı için biz bunu öğrenmek zorundayız. Ve ÖSYM bununla ilgili gerçekten çok tatlı sorular soruyor. Paraya kenarda dikdörtgende karede biz bu temel orantı ile çok karşılaşacağız. Özellikle dörtgenleri yaparken benzerlik bizim için olmazsa olmaz konularımızdan biri. Özellikle temel orantı çok önemli konulardan biridir. O yüzden buna dikkat edin. Ne yapıyormuşuz? Böyle paralel doğrular olduğunda sivri yani paralel doğrular şöyle olursa mesela. Şöyle olursa paralelin sivrildiği. Bak paralel şöyle küçülüyor. Sivrildiği yer burası değil mi? Yani şöyle küçüldüğü zaman sivrildiği yer burası. E, sivrildiği yerden başlıyorsunuz böyle tekrarlı böyle. Şunun şuna, şunun şuna. işte şunun da şuna oranına eşit olacak diye söyleyeceğiz. Paraleller buraya doğru sivrilmiş bak burada. Nereye doğru? A'ya doğru. Paralel paralel. A köşesine doğru. Yani A bölü A artı B eşittir. C bölü C artı D eşittir. E bölü F diyeceğiz. Peki hocam bunun daha kısası var mı? E ile F işin içinde yoksa eğer tabii ki. Nasıl? Bizim Thales'teki gibi. Thales'te ne diyordu? Yan tarafta da var. İşte sol taraftaki oran sağ taraftaki orana yukarıdan aşağı A bölü B C bölü D'ye eşit demiştik ya. Thales amcadık gibi de yapabiliriz. Yani A bölü B C bölü D diyebiliriz. Şu şekilde de kullanabiliriz. Yani sorularda pratiklik olması bakımından. Mesela şöyle bir şey geldiği zaman Adam şöyle paralel verdi mesela. Buraya 4 dedi buraya 8 dedi. Aa hocam yukarıdan aşağı 4 bölü 8. 1'e 2 oran var. Yani direkt burası k iken 2k diyebilirsin. Şunlar için içine girmezse. Tabi paralellik varsa. Hocam bunların da bunlardaki oran istenirse o zaman şu bölü tamam yapacaksın. 4 bölü 12. 4 bölü 12 nedir? A bölü 3A şeklinde diyebiliriz. Böyle kat şeklinde açı ortaydaki gibi kat şeklinde yazarsak daha sağlıklı bir şekilde hamle yapabiliyoruz. E buna da zaten alıştınız. Hadi bakalım şimdi sorulara bakalım şimdi. Ee, ne var burada? Direkt hocam 8, 4, 6, x paralellik de verilmiş. E o zaman bunun tamamının oranı 6 bölü x eşittir. Bu 6 ve x paralel doğrular işin içine girdiği için tekrarlı gidiyorum. 8 bölü 12 eşittir 6 bölü x diyeceğiz. 4'e bölsen 4'e bölsen 2 ve 3. Buradan 2 x eşittir 18'den x'i de böylelikle kaç buluruz? 9 buluruz. Cevap 9 çıktı örnek 33'te. Geldik buraya. A hocam ne var burada? Paralellik var. Şu paralellik. işte şu bölü şu. Bu bölü bu diyeceğiz. Ama buradaki uzunluk yok. O zaman verilen bilgiyi kullanacaksın. Ekstra verilen bilgiyi kullanalım. Hocam şunlar paralel verilmiş eyvallah. Bir de açı ortaylık verilmiş. Açı ortaylığı ben nasıl kullanacağım diye düşünebilirsiniz. Acaba kollar oranı tabanlar oranı şeklinde mi yazacağız? Yok. Maalesef yok. Böyle bir şey diyemiyoruz. Aslında buradan da çözülebilir ama. Ben size şu tüyoyu vereyim. Paralellik ve açıortaylık aynı anda olduğunda özellikle paralel kenarda yamukta çok fazla karşımıza çıktı. Hatta dikdörtgende de hatta katlama sorularında da. Böyle Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü ben bu açı kullanmalıyım. Açı böyle kollar oranı yapamıyorsam ki üçgende ikizkenar üçgende de söyledim. Üçgende açı da söyledim. Böyle ikizkenar üçgende mesela sen tabana ait yükseklik çiz diyorum. Bak eskiyi hatırlayalım. Eğer tabana ait yükseklikle ilgili çözüme ulaşamıyorsan açılara dal demiştim. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Açı ortayda baktım böyle kollar oranı tabanlar oranı uygulayamıyorsan oradaki açının, açıların eşitliğini kullanmak zorundasın. Yani açılara alfa alfa demelisin ya da çizgi çizgi açılarını düşünmelisin. Açıları kullanacaksın. Paralel verilmiş ya bak ne var burada z var. A burası çizgi açısı oldu. E o zaman burada ne çıktı? Hocam çizgiye çizgi ikiz kenar çıktı. Bak burası 4 oldu. Bitti mi? Bitti. Evet çünkü şöyle bir artık temel orantı uygulayabilirim. 8 bölü Tamamı bak 4 değil dikkat et 8 bölü tamamı 12 eşittir 4 bölü x diyeceğiz ve olay bitecek. Artık işlemlerini kısalaştır 8 yarısı olmuş 12 de yarısı olacak x direkt 6 diyebilirsin. İşler dışlar deyip 8 x eşittir 48 deyip e, x de böylelikle 6 da diyebilirsin tabi sana kalmış ama işlemleri de artık kısalaştırma zamanı geldi sanki. Örnek 34 böylelikle 6 çıktı geldik örnek 35'e. Bak şimdi neler verilmiş. Şurada paralellik verilmiş. Bunlar işin içine girmemiş. O zaman koldaki oran kaç? Sayılar burada bak. 6 bölü 3. Direkt 6 bölü 3. Hocam 6 bölü 3 2 bölü 1. Yani burası 2K ise burası K diyebiliriz. A, burada da bir temel orantı var. Burada da şu paralellik var. Burada bu sayılar işin içine girmiş. O zaman sivrilen yer bak burası. Burada tekrara düşeceğiz. Çünkü paralel olan doğrular işin içine girmiş. Yani burada 2 bölü tamamı. 2K'nın tamamına oranı. 3K'ya oranı. 4 bölü x'e eşittir. E o zaman burada bak k'lar gitti. 2 iken 4 olmuş. 2 katı 3 iken de 2 katı 6 olur diyebiliriz. Evet cevap böylelikle 6 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Paralel doğrular verilmiş. Burada şu aklımıza gelebilir. Hocam 3 bölü x acaba şu bölü tamamı mı yapsak? Ama hocam burada x var. Bak bilinenden bilinmeyene doğru gitmenizi hep tavsiye ediyoruz. Burada Niye sayıların olduğu yerden başlamıyoruz değil mi? Sayıların olduğu yerden başlayalım. Şurada şu paralellik de verilmiş. O zaman bu paralelliğe bakacak olursak. Bunlar işin içine girdiği için yani sayısal değerleri verildiği için. Şu bölü tamamı. Hatta 4 bölü 6. En sade şeklini yazmak en mantıklıdır. 2 bölü 3 müdür? Evet. Hocam burası 2K iken tamamı 3K'dır. Buraya ne kaldı o zaman? 3K ise 2K'sı da buradaysa buraya da K kaldı. E şimdi şu kırmızı paralellerde 2'ye 1 oran var. Hocam burası da 2'ye 1 oran olur. Niye 2K'ya K, ya K ya yazmadık? X kenar olduğunu bilmiyoruz. Sadece oran 2'ye 1, 2'ye 1. O yüzden 2A'ya A şeklinde yazdım. Şimdi şu paralelliğe bakacak olursak. Hocam 2'ye 1, 2'ye 1. O paralellikte de aynı şekilde 2B'ye B'ye geçiş yapabiliriz. E, hocam bunlar işin içine girmiş. Tek yapacağız. Şu bölü tamam mı? Değil. Dikkat et. Burada paralel doğru böyle küçülmüş. Sivrilen yer burası oluyor. O zaman sivrilen yer burası olduğu için bu bölü tamamı yapmalıyız. Yani b bölü 3 b eşittir 3 bölü x demeliyiz. 3 bölü x diyecek olursa eğer buradan b'ler gidince içler dışlardan x'i de böyle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Örnek 36 9 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yüksekliği 15 metre olan sokak lambasına 3 metre uzaklıktaki eni 1 metre boyu da 3 metre olan bir duvar bulunmaktadır. Evet boyu 3 metre yani şuradaki boy da yine 3 metre eni de 1 metre olan bir duvar konulmuş. Buna göre duvarın gölgesinin uzunluğu işte şuradaki uzunluk isteniyor x. Bu duvar zemine dik değil mi? Evet zemine dik olduğu için bu lamba da zemine dik olduğundan dolayı bunlar ne oldu? Birbirine paralel oldu. Madem bunlar birbirine paralel ışık da böyle vurdu gölgesi de şuraya kadar kolan kısmı. E ne yapacağız? Paralellik var. Temel orantı kullanacağız. Hocam şunun tamamına oranı yani x bölü tamamı kaç? x artı 4 yaptı eşittir. 3 bölü 15 olmak zorunda. E burada 3 bölü 15'i de yazacak olursak sadeleştirirsek 1 bölü 5. İşler dışlar yapalım. 5x eşittir x artı 4'ten 4x eşittir 4'ten x'i de böylelikle kaç buluruz? 1 buluruz. Zaten bizden şu gölge boyu isteniyor yani x isteniyor. Cevap böylelikle 1 çıkar. Geldi örnek 38'e. Hocam da yamuk bu konusu bu yamuğu görmedik demeyin. Paralel ya karşısında şuradaki kenarlar. Paralellik olduğu zaman temel orantı ya da kelebek benzerliği ararız. E hocam temel orantı yok. Temel orantı oluşturursun o zaman sen de. Burada temel orantıyı nasıl oluşturursun? Bazı arkadaşlar yukarı doğru tamamlama yapabilir. Olur buradan da çıkar. Sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar da temel orantı oluşturmak için şöyle içeride bir paraya kenar oluşturup bir temel orantıyı da şurada oluşturabilirsiniz. Evet genelde biz bunu tercih ediyoruz. İçeriden hamle yapmayı tercih ediyoruz. Size kalmış. Ve burada bir oran verilmiş. Burası 3K verilmiş. Burası da 2K verilmiş. EA uzunluğu 2K DE uzunluğunu da 3K vermiş. E o zaman burası da 3'e 2 oran varsa Tales amcadan dolayı 3'e 2 oran varsa 3'e 2 oran burada da yok mudur? Yani 3A ise burası da 2A değil midir? Evet. Hadi buradan bir paralel kenar oluşturduk. Paralel çizdik. Yani şurada ne oluşmuş oldu? Bir temel orantı oluşmuş oldu. Buradaki temel orantıyı kullanacağım. E burada da bir paralel kenar mı oluşturdu? Karşı kenarlar birbirine paralel. Evet paralel kenar oluştu. 7 ise burası da 7'dir. Burası da 7'dir. Buraya 10 kaldı. Ben şuradaki Y uzunluğunu bulursam tamamını bulmuş olurum. E burada bir temel orantı var. 3 bölü 5. Yani 3A'nın 5A'ya oranı eşittir. Y bölü 10 değil midir? Evet. Burada sadeleştirdik. İşler dışlar yapınca olay çıkar. Ya da hocam 2 katı 2 katından dolayı Y'yi böylelikle 6 buluruz. Y 6 ise X de bunun tamamı olduğundan X de neye eşit olacaktır? 7 artı 6'dan 13'e eşit olacaktır. Örnek 38'i böylelikle 13 bulduk. Geldik örnek 39'a. ABC bir üçgen ve BDF bir kare olarak verilmiş. Kare olarak verildiği için hemen şuradaki eşitleri şöyle bir gösterelim. Ve burası da 90 dereceleri de şöyle bir yazalım. Bizden ne isteniyor? Ve verilen bilgiler var burada. AB uzunluğunu 12 vermiş. BC uzunluğunu 6 vermiş. Bizden istenilen karenin çevresi. Karenin çevresi için X'i bulursak olay bitti. Bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz. 1. 90'lar havada uçuşuyor. Alfabeteye dalıp da hocam şu üçgenle şu üçgen benzer diyebiliriz. Sonuçta şuradaki uzunluk 12 eksi x oluyor. Şöyle şuradaki uzunluk 12 eksi x oluyor. Burası da tamam 6 olduğundan 6 eksi x oluyor. Şu üçgenle şu üçgende ikişer kenar mevcut oluyor. Ve alfabete benzerliğinden sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol da şu. Hocam şu kare olduğundan karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. E bunlar paralelse bak otomatikman şu kenarı da devamı ya. Bunlar birbirine paralel oldu. Yani burada bir temel orantı uygulayabiliriz. Hadi uygulayalım temel orantıyı. Şu bölü tamamı yani 12 eksi x bölü tamamı 12 eşittir. Ne olacak? x bölü 6. x bölü 6 diyeceğiz. Sadeleştirelim şöyle. 2 yaptı burası. 12 eksi x eşittir 2 xten 12 eşittir 3 xten x de böylelikle 4 buluruz. Ama x 4 çıktı. Çevre ne yapıyor arkadaşlar? 4 x. x yerine de 4 koyarsak cevap kaç çıkar? 16 çıkar. Evet örnek 39'u böylelikle 16 bulduk. Geldik örnek 40'a. Yukarıdaki şekilde iki elektrik direğine gergin durumda bulunan AB elektrik kablosunun üzerinde bir kuş verilmiştir. A noktasının yerden yüksekliği 62. Evet buradaki yerden yükseklik 62 olarak verilmiş arkadaşım. Şöyle çizeyim istersen. Sonra başka ne verilmiş burada? B noktasının zemini olan uzaklığı 22. Hemen onu da göstereyim. B noktasının zemini olan uzaklığının 22 demiş. Hocam burası her ikisi de zemine dik olduğundan bunlar birbirine paralel mi oldu? Evet şunlar birbirine paralel oldu. Bir de burada bir oran verilmiş. Yani burası 2K iken burası 3K verilmiş. AC uzunluğunu 2K buraya da 3K yazalım. Kuşun yerden yüksekliği nedir diye soruluyor bize. Şuradaki mesafe nedir diye soruluyor. Arkadaşım paralellikler var mı? Bu da yerden yüksekliği derken dik olan uzaklığıdır. E burada bunlar paralel. Paralellik gördüğümüz zaman temalar antı. Temalar antı oluşturacağız. Genelde ne yapıyorduk? Ya bu öyle bunu uzatırsanız ya da biz içeriden hamleyi daha çok seviyorduk. İçeriden hamle şöyle bir paralel kenar. Hatta ne oluyor burada? 90 olduğu için dikdörtgen oldu. 22 ise burası da 22, burası da 22. E tamamı 62 idi. Buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Şuraya bir x diyecek olursam, buradaki x'i bulursam kuşun zemini olan uzaklığını da bulmuş olurum. E burada ne var? Bir temel orantı var. Çünkü şunlar birbirine paralel. Yani 3K'nın tamamının oranı. 3K'nın 5K'yı oranı neye eşit olacaktır? X bölü 40 X bölü 40. E buradan içler dışlar yapacak olursak 5 X eşittir. 3 kere 40 120 yaptı. X de böylelikle 120 bölü 5'ten kaç yapıyor? Hani 5'e bölme kuralı 0 at 2 ile çarp. Değil mi? 0 attın 12 2 ile çarptın 24 yaptı. Ama X 24 çıktı. Bizden ne isteniyor? Kuşun yerden yüksekliği isteniyor. X artı 22 isteniyor. Yani 24 artı 22 isteniyor. Ya. O da kaç çıkıyor? 46 çıkar. Evet örnek 40'ı böylelikle 46 bulduk. Geldik örnek 41'e. Evet doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 72 metre olan 72 metre olan 10 metre ve 6 metre yüksekliğindeki iki sokak lambası ve bu lambaların arasında 2 metre boyundaki gökalp şekilde gösterilmiştir. Lambaların gökalpin her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşitmiş. Evet şöyle bir gölge boyu var. Bak dikkat et. Lamba bu gölgesi şu şekilde ve şu şekilde ve bu gölge boyları da birbirine eşit. Buna göre lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi buraya bir x diyelim. x diyelim. Bizden bir tane x isteniyor. Şimdi ne yapacağız burada? E hocam lambalar da zemine dik, lambalar birbirine paralel. E bu bizim Gökalp de zemine dik, paralellik var burada. Şu paralelliği kullansam yani şu Gökalp'le 10 uzunluğuna baksam. Şurada bir temel orantı var mı böyle? Var. Yani şunun tamamlı oranı. Şöyle diyebiliriz. E, 2 bölü 10'a mı eşit olacak? Evet. E, o zaman burada 2 bölü 10'u kullanalım arkadaşlar. Yani her zaman buraya da y deyip de öyle işlem yapmayalım isterseniz. Ama bazen işlemi kısaltmak lazım. Hani x bölü 2x artı y eşittir 2 bölü 10 deyip x'i y cinsinden bulacağımıza biz şöyle de yapabiliriz. Hani şu bölü tamamı y demiyorum bakın. Şu bölü tamamı 2 bölü 10'a eşit olacak. 2 bölü 10 dediğimiz 1 bölü 5 değil midir? Evet. O zaman 1 bölü 5 ise burası x ise buranın ne olması lazım? 5x olması lazım. Tamamının 5x. Çünkü x bölü 5x. 1 bölü 5 orandan dolayı. E hocam x x burada. Buraya ne kaldı o zaman? 3x kaldı. Tamam 5x olduğundan. Peki şimdi diğerine bakalım. Şu 2'ye ve nereye yoğunlaşalım? 6'ya yoğunlaşalım. 2'ye ve 6'ya yoğunlaşacak olursak da bu bölü bu. Yani x bölü tamamı. 2 bölü 6'ya mı eşit olacak? Evet 2 bölü 6'ta nedir? 1 bölü 3'tür. Hocam 1 bölü 3. Yani x ise burası 3x olacak. x x burada 2x'i buradaysa buraya da ne kaldı o zaman? x kaldı. E şimdi 72 değil miydi bunun tamamı? Evet. Şuraya bakalım. x x x ve 3x. Toplamda 6x mi yaptı? 6x eşittir 72 ise x'i böylelikle 12 buluruz. Bizden de zaten ne isteniliyor? Lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu. Yani bizden x isteniyordu. Cevap böylelikle 12 çıktı. 41. soruda. Geldik 42. soruya. Arkadaşlar bak güzel bir soru. Lütfen dikkatli olun. Şimdi adamlar bize paralellik verilmiş. Şöyle şunlar paralel verilmiş. Bir de şunlar paralel verilmiş. Şu paralellikleri biz kullanacağız. Hadi bakalım. Öncelikle hangi paralellikleri kullanacağız? Hocam sayılar burada. Şu paralellikleri kullanacağımız belli. E hocam burada şu bölü şu mu yapsak? Hayır bunlar işin içine girmiyor. Sayısal değer olarak işin içine girmiyor. Hani bu bölü bu yapacağımıza direkt kırmızı paralelliğe baktığımızda Yukarıdan aşağıya 4 bölü 6 oran mı var? Evet. 4 bölü 6 oranı düşünelim. 4 bölü 6 oran yani nedir? 2 bölü 3 değil midir? Aynen öyle. O zaman şu kırmızı paralelde yukarıdan aşağıya 4 bölü 6, 2 bölü 3. Yani burası 2K ise burası da 3K yazabilir miyiz böyle arkadaşım? Yazabiliriz. E şimdi şu paralelliği de kullanacağız. Hadi bakalım genelde paralellikler olduğunda temel orantıyı kullanıyoruz zaten. Açılara açılara dalmanıza gerek yok. İspatı zaten o açılar. Şimdi şu paralellikleri kullanacak olursak şu Aa hocam şu paralellerde de yukarıdan aşağıya 2 bölü 3 oran var. Burada da yukarıdan aşağıya 2 bölü 3 oran olmak zorunda. Yani 2K'nın 3K'yı oranı yukarıdan aşağıya 2 bölü 3 oran var çünkü. Bu bölü bu. Yani 10 bölü neye eşit olacak? X'e eşit olacak arkadaşım. E buradan işler dışlar yaparsak 30 eşittir 2X olduğundan X'i de böylelikle kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Evet zor soru tiplemelerinden biridir arkadaşlar. Bu kalıbı da buraya yazmak zorundaydım. Zorundaydık daha doğrusu. Bunu da bilin. Sonuçta aslında çözümü çok kolay. Sana ne verilmişse onu kullanıyorsun. Önce şu paralelliği kullandım. Çünkü sayılar buradaydı. Bu paralellikte yukarıdan aşağı 2 bölü 3 oran var. Yazdık. Sonra mavi paralellik. Yani verilen diğer bilgiyi de kullanmak zorundasın. Mavi paralellikte de yukarıdan aşağı 2 bölü 3 oran var. 10 bölü x'e eşit oldu arkadaşlar. Yani böylelikle de x'i 15 bulduk. Ve geldik şuraya. Evet. Paralellikler yine verilmiş mi? Verilmiş. Kullanacaksın kardeşim. Şu paralellikler verilmiş mi? Verilmiş. E sonra şu paralellikler de verilmiş. O zaman öncelikle şu paralellikleri kullanayım ben. Hocam bu paralellikte şu paralellikte sivrilen yer burası bak. Paraleller buraya doğru sivriliyor. Şöyle bir temel orantı var. Yani x bölü x artı 3 var burada. Neye eşittir? 6 bölü şuraya da y diyeyim. Eşittir 6 bölü y. Tamam. Buradan Böyle bir şeyler gelir mi? Gelir. İşler dışlar yaparsak x y eşittir 6x artı 18 gelir. Ama ne x'i ne y'yi bulamam. Peki öbürüne bakayım şimdi. Hocam burada da şu paralelliklere bakacak olursak şuraya doğru sevilmiş c sivri yer oldu. Yani bu sefer de x bölü x artı 4. x bölü x artı 4 eşittir. Ne eşit oldu? 5 bölü şunlar eşit verilmişti zaten y. 5 bölü y. O zaman burada yine işler dışlar yaparsam x y neye eşit oldu? 5x artı 20'ye eşit oldu. Bu arada burada bunu yazdım bunu yazdın taraf tarafa oranlayıp da yine cevap bulabilirdin. Yalnız burada ben ne yaptım? Xy'yi 6X artı 18 buldum. Öbüründe de X, 5X artı 20 buldum. Her ikisinde de X, hem buna eşit hem de buna eşit. Dolayısıyla 6X artı 18 5X artı 20'ye mi yememiş, eşit olmak zorunda? Evet. Buradan da X ne olur? 6X eksi 5X'den X yaptı burası. 18'de öbür tarafa atınca 20 eksi 18 yani 2 yaptı. Dolayısıyla 43. sorunun doğru cevabı 2 oldu gençler. Ve böylelikle olayı bitirdik. Yani temel orantıyı bitirdik. Paraleller olduğunda ne yapıyormuşuz? Paraleller olduğunda olay temel orantı. Ya da varsa kelebek kelebek. Kelebeği de biraz sonra yani bir sonraki videoda işleyeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.